Hepinize merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda bir challenge var. Miras challenge. Biz de zengin olmuyoruz. Paralar kalmıyor ama hemen videoya geçelim. Bir tane karakter yapıyorsun ama bir kişi olmak zorunda. Hani ayda kuralları böyle. Hem zaten şimdi kurallarını açıklayacağım. Karakteri böyle yaptım. İsmi de Pelin Su. Soyadı da Starbucks yaptım. Burada özellikleri verdim. Şimdi hani aile oluşturacağımız için böyle bu tarz özellikler verdim. Bir de deli yaptım birazcık. Kendisi birazcık deli. Neyse, tam bir böyle Pelin Su şeklinde bir hava vermeye çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Umarım bir Pelin Su yapabilmişimdir. Bundan sonra hemen kıyafetlerini göstereyim size. Şöyle hızlıca. Bu günlük kıyafeti olacak. İşte böyle resmi bir kıyafet şeklinde bir şey. Bu da spor kıyafeti. Bu hani pijaması, uyurken giyeceği kıyafet. Bu da parti. Parti kıyafeti. Ve bu da havuz kıyafeti şeklinde. Oyunda da şimdi söyleyeceğim zaten kuralları, size anlatacağım. Bu arada bunun kesinlikle şey olması gerekiyor. Karakterin bir kere genç olması gerekiyor. Yani hani tam bir yetişkin değil, yetişkinin bir önceki evresinde olması gerekiyor. Ki yaşlılığa kadar onu. Ve şimdi hazırsak başlıyoruz. Pelin Su Starbucks. Bu arada Starbucks soyadı da hani bütün soy ağacımızın şeyi olacak, başlangıcı olacak. Şimdi karakteri 50'ye 50'lik bir alana koyuyorsunuz. Yani alıp taşındırıyorsunuz buraya. Bizim başlangıçta 20 bin dolar paramız oluyor. Sizdeki her karakterde biliyorsunuz. Burası da 50'ye 50'lik bir alan. Bu şekilde etrafı gayet hoş. Ama önemli olan bu, dediğim gibi bu challenge'da yapılan şey bu. Olay bu. Şimdi 10 bin dolar kaldı. Ve bir şey daha yapılıyor. Legacy challenge'da bir kural daha var. O da şu. Şimdi eşya kısmına girip buradan bir tane. Bu 8200 dolar. Bunu satın alıyoruz. Ve bunun şeyine koyuyoruz. Inventory'sine koyacağız. Evet, şimdi geriye kaldı 1800 dolarımız. Yani başlangıçta 1800 dolarla başlayacak. Bu kocaman alan dolacak ve hayatını burada sürdürmeye çalışacak. Ve 1800 dolarla da buna şimdi küçük bir hani temel ihtiyaçlarını giderebildiği bir yer yapmamız gerekiyor. En basitinden önce bir şöyle küçük bir odacık falan yapmamız gerekiyor. Ve tuvalet, yatak falan koymam gerekecek bir de. Hani bunları da yapmam lazım. 50-50. Tamam, şunu şöyle köşeye koysak çok zor olacak ya. Tuvalet en kötüsünden alacağız. Ondan sonra yatağı da yine en ucuzundan alacağız. Şunu bir renk değiştireyim. Ya sığmayabiliriz ya. Cidden sığmayabiliriz de para da yetmeyebilir. O yüzden çok garip bir şekilde. Nasıl sığacağız bilmiyorum. Dışarıda mı yapsa acaba? Dışarıda yapar mı bilmiyorum. Neyse. Şimdi bir de son olarak da şuraya küçük bir duşa kabin. Tamam. Bunun evi bu kadar yani. Hani böyle bir alanda böyle bir başlangıcımız da olacak. Dolap da alabiliyoruz. Süper. Ama bu dolabı buraya sığdıramayacağız mı? Oradan yürüyemez o zaman. Bunu böyle koyarsam bu yatağı şey yapabilir mi acaba? Yatağı kullanabilir mi? Dur bakayım. Geç bakayım bir oraya sen. Evet, tamam. Kullanabiliyor. Tamamdır. Böyle bir yaşantımız olacak. 50 dolarımız var şu anda ve hani dolap var. İşte bunlar da var. Bütün temel ihtiyaçlarımızı burada giderebiliriz. Şimdi bunu bir aile haline getirmeye çalışacağız. Yani buradaki işte hani şey bulacağız buna. Pelin Su'ya koca bulacağız. Pelin Su'ya koca bulduktan sonra da işte çocuklara bakacağız. Burayı büyüteceğiz vesaire. Hani aynı zamanda iş bulmamız gerekecek. Aynı zamanda işte arkadaş bulmamız gerekecek. Kimsin sen? Merhaba. Selam. Ya şapşırık mısın? Nereye gidiyorsun? Aa, insanlar gelmiş. Bir dakika. İnsanlar gelmiş. Şimdi bize buna Pelin Su'ya kim koca olabilir? En yakın şey bu var. Ay, komşuları eve davet etsem şu an yani gerçekten insanlar benden şüphe eder. O yüzden bir gel bakayım, tanış bunlarla. Aa, kimse beni sevmedi. Aa, kaçtı adam. Neyse. Sen buraya gel. Ama beni sevmediler. Dur, takılmayı seçme de. Şey yap, konuş bakayım. Bildiğiniz hoşlanmadılar bizden ya. Acaba Pelin Su'ya koca olabilir misin sen? Tamam, şimdi muhabbeti kurduk. Birazcık daha konuşalım. Sonra komşular hakkında dedikodu yapalım. Bakalım komşular neymiş, ne düşünüyorlarmış. Ay, telefona bakma. Aa, kariyeri var. Pelin Su'ya kariyerini sormamız gerekiyor. Kariyeri neymiş? Stay at home dad. Ne yapıyorsun sen? Yalnız mısın? Pelin Su için yalnız mısın?
Aa, evliymiş. Hadi tuvaletini yap bakalım. Yallah, odaya bakar mısınız ya? Biraz daha şehre gidelim bence. Şöyle şehirde dolaşalım. Biraz daha sosyalleşmemiz lazım. Çünkü bir de hani gün geçtikçe yaşlanacak ve iyice yaşlanmadan önce hani bu olayı halletmemiz lazım. Şimdi sen boş ver, ona gitme. Başka birilerini bulabiliriz bence sana. Pelin Su yalnız kalmasın. Pelin Sular yalnız kalmasın. Şimdi parktaki Starbucks'a gidiyoruz. Burada tek başına satranç oynayan birisi var. Onunla tanış bakalım. Merhaba. Dag dag. Susu. Hemen bir şakalar, şakalaşmalar, sonra yalnız mı diye sormalar. Ondan sonra kusura bakma. Bir de aslında iş mi bulsak biz? Çok parasız kalacağız çünkü. Bir yandan iş bulayım ben buna. İş bulayım. Aynen, bir yandan siz satranç falan oynayın falan. Takılın. Bir yandan iş bulalım kendimize. Bu kızı ne yapsak? Aşçı falan mı yapsak? Eve de yemek yapar. Pelin Su ama yani şimdi. Pelin Su olduğu için. Pelin Su'yu kolay bir şey yapalım. Sosyal medya yapalım. Sosyal medyada takılsın diyeceğim de bilgisayar falan lazım. Biz şu an hırsız yapalım bence. Pelin Su'yu hırsız yapalım. Şimdi bunun kariyerini soracağım. Birine sarılmak istiyormuş Pelin Su. Aa, biri gel, bahçıvan gel. Aha, katil kesin bahçıvan. Vallahi neyi kokluyor ya? Bir şey kokladı galiba. Çok ilginç. Sen ne yapıyorsun? Kızım gider misin? Pelin Su'yu şu yalnız bırak. Adamın şeyi kaçırdım. Adamın neymiş? Şeymiş bu bir yerde. Bir partide işte şey, politik bir adam falanmış. Öyle bir şeymiş. Kızım gider misin? Bak. Git. Kariyerim hakkında yalan söylüyorum. Ben aslında hırsız değilim. Ben balıkçıyım. Şuna git diyemiyor muyuz ya? Çıkar mısın? Şu an önemli bir iş için buradayız biz. Allah Allah. Give fake bad news. Al sana give fake bad news. Al bakayım. Seni aileye yönlendirelim bakalım. Aynen aile çok iyi. Görünüşüne şey yapalım. Övgüler yağdıralım. Ondan sonra... Ay yo, hayır, joke about politicians yapma. Şimdi flört dersi ne yapar acaba? Oo, karşılık verdi, tamam. Nereye gidiyorsun o? Aha, yerde bir şey var. Durun, yerde bir şey var. Aha, bunu alalım bence, ekelim biz bunu. Şimdi biz açız bir de, değil mi? Bir açlık var. Bir açlık var tabi. Oo, yemek. Yemek. Gel bakalım. Başka adaylar. Buna da tanışalım. Komşumuz oldu bizim. Aa, gitti. Ya beni, bunu gören gidiyor Pelin Su'yu ya. Kenan. Isırık mı vereceğiz ona şimdi? Pelin Su. Ne zaman çalışacağız? Bizim iş günümüz her gün çalışıyoruz. Haftanın her günü. Eyvahlar olsun. Ay, ne konuştum be. Ne konuştum ya. Bir şey canım, sen bunları al bakayım. Sen bunları eve götürebiliyor musun? Ay vallahi yedirdi. Vallahi yedirdi ona. Kariyerini sor. Ha, gitti. Dur ama sor kariyerini sen yine de. Pelin Su'ya bakabilecek misin sen? Ooo, kristal bulduk. İşte bununla bir şeyler yaparız. Tamam. Başka ne yapabiliyoruz peki? Burada ne var? Bunu da al bakayım. Burada da bir şeyler var. Balık da tutsan, evde balık da yaparsın ama pişiremezsin ki. Kurbağa aldık bir de. Balık tutuyoruz şu an. Çok güzel yalnız burası. Manzarası çok hoş buranın. Ya niye üzüldün de şimdi durduk yere ya? Durduk yere niye üzülüyorsun sen? Kafayı deli yaptık ya. Yapma. Deli yapmaz olaydım ben bunu. Gerçekten bunu deli yapmaz olaydım. Bak, şimdi bizim kurbağamız var bir tane bir de. Evin dışına koyacağım onu.
Ama hırsızlar gelip almasın bizim şeylerimizi. Eğlendirecek hiçbir şey yapamıyor muyuz? Eğlendir. Buna bak bak eğlen işte. Aa! Şu an kız kurbağaya bakarak eğleniyor. Pelin su. Aha! Bunların evi. Hadi gidelim. Hadi gidelim ve kendimize bir şeyler bulalım. Pelin suya koca bulacağız şimdi. Ama nerede? Hangisi acaba? İlk gördüğünde atlasa mı acaba? Ya bunlar beni sevmiyor pek herhalde ya. Bunların gözünde pek bir şeyimiz yok. Baksana adama. Ya çok ciddi bu ya. Neyse fotoğraf çekeyim bari. Dedikodu yapalım mı? Dedikodu yapalım mı? Ay first kiss falan diyor, durun. Gününü soralım biraz. Ya olur mu acaba? Acaba olur mu? Ya niye telefona bakıyorsun? Allah seni kahretmesin. Çok korkuyorum. Pelin suyu reddedecek bence. Aa, reddetmedi. Reddetmedi. Şimdi o zaman bir dakika, bu kızın yaşlanmasına kaç gün var? Hani bu kızın yaşlanmaması lazım çünkü bu kız çok çocuk yapacak. Kaç? 19 gün. 19 günü var. O zaman doğru bir aday bulmamız lazım kendimize. Çünkü koskocaman bir aile kuracağız yani. O yüzden bu adamı çok kararsız kaldım. Siz de yorumlarda söylerseniz sevinirim. Çünkü büyük yani 8-9 kişilik bir aile olacak bunlar. Ya da sen Victor'lara git. Aynen. Aa, Victor evde değil. O zaman Victor nerede? Olsun, ben yine de eve gideyim. Belki evde mutfakta bir şeyler falan yeriz. Bob'a gidelim. Bob birisiyle evliydi ama kimle olduğunu unuttum. Bob birisiyle evliydi. Selam. Oh be, televizyon ya. Hep başkalarından geçiniyoruz. Televizyonun kanalı falan değiştiriyorum bir de ya. Selam kızlar. Ben Pelin su fazladanım. Bir de şu mutfaktan bir şeyler alalım mı? Kendimize şey yaparız. Evde yeriz sonra onları. Ay, hepsini illa biz pişireceğiz. Hiç de hazır yemek yok ha. Tamam, şimdi sen bir de gel burada duş al. Güzel banyoları vardır bunların. Oo, güzel şeyli köpüklü banyo yap orada bakayım. Bu ne yapıyor buna? Karıştırıyor mu içini? Vallahi çöpü karıştırıyor şu an. Karıştır, belki bir şeyler bulursun. Buradan da yemek de yeriz. Oh. Akşama kadar buradayız. Hatta burada da mı uyusak, ne yapsak? İşi büyütüp. Bizim Victor yok ama ya. Victor nerede acaba? Baya baya şu an kendi geçiniyor burada, yiyor yani. Çok iyi ya. Aa, kovuyor beni. Hayır dur, yemek yiyeceğim. Öyle kov. Tam bir fazlalığız ya. Aa, yangın çıktı. Yangın çıktı. Durun. Yangın çıktı. Şöminede yangın var. Koş, işe gitme. Ah be, söndürdüler ya. Zenginler tabii, alarmları var. 3, 2, 1. Ne güzel heyecan olmuştu küçük. Oh, her şeyi al bakayım. Şimdi eve gitti artık. Ay, işe gidecek. Pardon, şu an işe gidecek. Patron arıyor, işe. Koş, 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 koş. Aha, işi kaçırdık. Eyvah. O zaman gel burada biraz daha takıl. Yangın çıkaralım bence. Senin burada ne işin var? Uyu bari burada biraz. Uyu bakayım biraz. Ben Victor'u bekliyorum evde aslında. Victor'un gelmesini bekliyorum ama kimse şey yapmıyor yani Victor'u. Ya bu kadın gıcık oldu bize. Buraya bildiğim Pelin'sini yerleştirdim ya. Hatta Victor'la konuşuyor şu an. Bunun şey mi acaba, kocası mı? Kadın burada uyuyacak. Biz burada kitap okuyoruz onun odasında. Mükemmel bir gündü. Gerçekten mükemmel bir gündü. Ve bugün de çok şükür başkasından geçindirdik Pelin'si. Şimdi ben Victor konusunda çok kararsızım. Şehirde başka insanlar da vardır. Onlara da şansımız denesek. Çünkü kaç gün kaldı mesela şu an yaşlanmasına? 17 gün kaldı. Yani 17 gün içerisinde bayağı bir şey yapması gerekiyor. Çocuk yapması gerekiyor. Bob arıyor. Aa, topaz bulmuş. Dekor veriyormuş bu da. Çok güzel, beleş dekor. Ben yine buraya gideyim ya. Ah, Victor'a gidelim. Bakalım Victor bu sefer bize nasıl davranacak?
Pelinsu'ya nasıl davranacak bu sefer? Bence bu bölümü burada bırakalım. Pelinsu'nun başına bakalım neler gelecek. İlk öpücüğünü aldı Victor'dan. Eğer Victor olsun diyorsanız, hani bu işte aile ağacını Victor'la başlat diyorsanız onunla başlatacağız. Yoksa başka şehirde taliplerini arayacağız Pelinsu'nun. Dediğim gibi karar sizin artık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bunu bakalım seri olarak yapabilir miyiz? Gelen like sayısına göre ve sizin isteğinize göre bu şekilde seri olarak devam edebilir. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.